Herkese merhaba, hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Çok uzun zamandır böyle vlog tarzı bir video çekmiyorum. Aslında birkaç kere girişimde bulundum ama devamını getiremedim. Ama dedim ki bugün artık bir video başlatayım. Sanki böyle o diyet videolarını çektikten sonra kabuğuma çekildim. Böyle sinsice, sessiz, sedasız kendi diyetimi yapıyormuş gibi oldu. Ama aslında öyle değil, dediğim gibi birkaç kere çekmek istedim ama devamı gelmedi. Ben de onlar da çok içime sinmediği için kanala yüklemedim. Ama umuyorum ki bu videonun sonunu getireceğim. Neyse, bugün günlerden Perşembe. Ben biliyorsunuz ki elma diyetindeyim ve bugün 3. günüm. Gayet güzel gidiyor bu arada. Yani daha 3 gün oldu ama güzel gidiyor. Hatta yüzüm falan sanki bana biraz süzülmüşüm gibi geldi. Böyle kamerayı da açınca, kendimi görünce değil mi, öyle hissettim. Ya da psikolojikman bilmiyorum ama tartılmadım. Kaç kilo verdim bilmiyorum. Cuma veya cumartesi tartılacağım. Onun dışında akşama kardeşim ve kuzenim yemeğe gelecek. Mutfaktayım. Aslında Aksel de içeride uyuyor. Hemen bir hızlıca yerli çorbası yaptım. Pilav yapacağım. Mısırla salata yapacağım. Ama ana yemek ne biliyor musunuz? Çökertme kebabı yapacağım. Ve ben çökertme kebabını gerçekten çok severim. Daha doğrusu ben şeyi çok severim. Eti çok severim. Yani beyaz et, kırmızı et ben gerçekten çok severim. Eğer normal diyette olsaydım patatesinden falan değil ama hani etinden ve salatadan mutlaka yerdim ama bugün maalesef yemeyeceğim. Bilmiyorum nasıl dayanacağım. Dayanacağım yani, bir şekilde yapacak bir şey yok ama yani şu günü de atlatırsam kara da ölüm yok yani benim için. Çünkü gerçekten çökertme benim en sevdiğim yemeklerden bir tanesi. Zaten muhtemelen biliyorsunuzdur. Bizde haftada bir falan bu çökertme mutlaka pişer. Samet de çok seviyor. Geçen de işte kuzenimlerle falan konuşurken ya dışarıda ne güzel kafeler açıkken falan pandemiden önce çökertme falan yiyorduk falan diye konuştuk. Yani tamam gelin ben size yapayım dedim ama bu diyete denk geleceğini düşünemedim. Özel istek üzerine bu akşam çökertme yapacağım. Onlar da afiyetle yiyecekler inşallah. Bu arada mutlaka aranızda bilenler vardı ama eğer bilmiyorsanız, yani ilk defa duyuyorsanız, çökertme böyle 6 kibrit patates üstü sarımsaklı yoğurt, onun bir üstü full jülyen et, üstüne de domates sosu geliyor. Ben domates sosu yapıyor ama da kararsızım. Samet pek domates sosu sevmiyor ama bilmiyorum, belki çocuklara yaparım. Yani bayağı kalorili bir yemek. Et olmasına rağmen full kızartma. O yüzden diyette asla yenmeyecek yemeklerden bir tanesi. Ama dediğim gibi eğer şey olsaydı, diyette olmasaydım etinden ve salatadan mutlaka yerdim. Çünkü ben mısırlı salatayı da çok severim. Neyse, ben de ne kadar çok severim. Şöyle etlerime kestim jülyen. Yani şunu 3 kişi yiyecek ama bizim aile genelde böyle et olurdur. Gerçekten eti çok severiz biz. Biz zaten dediğim gibi ailecek et oluruz. Samet'ten çekildi, eti çok seviyor. O yüzden bu 3 kişiye anca yeter. Yani piştiği zaman da küçülecek. O yüzden bayağı bir yeter. Dediğim gibi şöyle jülyen kestim etlerimi. Bunları şimdi ben dolaba koyacağım. Dolapta dinlensin. Bu arada eti buzluyken kesmenizi tavsiye ederim. Buzluyken çok çok daha rahat kesiyor. Normalde et eğer tam çözülmüş olsaydı ben bu şekilde şu jülyen formu yakalayamayabilirdim. Neyse, ben şimdi kendime bir kahve yapacağım. Nescafe yapacağım. Nescafe'mi içmedim bugün. O yüzden kendime bir Nescafe yapacağım. Ondan sonra muhtemelen aslında Aksel uyanır. Sonra pilav falan derken akşam olur. Çocuklar da gelir. Yemeğimizi yeriz. Daha doğrusu yemeklerini yerler. Çünkü ben saat 6.30-7 gibi elmamı yiyeceğim. Yani onlar yemeğe oturmadan, yemek hazırlığına başlamadan benim elmamı yemiş olmam lazım ki etrafa saldırmayayım. Onun dışında evet, bugün bu aralar günler biraz yoğun geçiyor. Dediğim gibi çok fazla video çekemiyorum ama artık bu vlog tarzı veya işte artık videolara geri dönmek istiyorum. Tam anlamıyla böyle ayda 2-3 tane video değil de böyle en azından haftada 2 tane video atmak istiyorum ama ne kadar bu düzeni oturtabilirim bilmiyorum. Çünkü öyle bir oluyor ki bazen böyle çok video çekmek istiyorum. İçimden böyle hani sürekli her dakika her gün video çekmek geliyor. Ama bazen de hiç böyle video aklıma bile gelmiyor video çekmek. Ama sağ olun, siz kanaldaki videolara yorum ve beğeni attıkça benim de oradan böyle orayı unutmama gibi bir şansım. Çünkü sürekli telefonuma bildirimler geliyor. Hadi diyorum kalkmayasa video çek, hadi kalkmayasa video çek. Neyse, bir şekilde bu düzeni oturtmaya çalışacağım. Bir de eğer bir aksilik çıkmazsa tatil programımız var. Dahimler sezonluk bir ev tuttuğu yazlık bir bölgede. Kuzenim de tutturdu, illaki sen de geleceksin diye. Dayım zaten evi tutar tutmaz beni aradı. Mutlaka hazırlıyorsun aslında Samet'i de hep beraber, işte Samet'in izinli olduğu zamanlarda yazlığa gidiyoruz diye. Zaten aynı yazlık bölgede diğer dayımın da evi var. Onlar da orada olacak. Yani eğer gidersek sürekli beraber olacağız.
Bilmiyorum, muhtemelen gideceğim. Çünkü benim gerçekten tatil yapmayalı çok uzun zaman oldu. İşte 2 sene önce hamilelik girdi. Ondan sonra pandemi girdi. Aslında zaten geçen sene 3-4 aylıktı. Onunla tatil etmek mümkün değildi. Onun öncesi de var tabii ki. O yüzden gerçekten çok uzun zamandır tatil yapmıyorum. Muhtemelen gideceğim ama ne kadar kalırım bilmiyorum. Öyle Allah izin verirse bu sene yazlıktayız yani yazın. Dayımlara kalsa da işte onlar Haziran'ın birinde anahtarı teslim alacaklar. Kasım'da teslim edecekler tekrar. İşte beraber ev kapatır geliriz falan diyorlar ama muhtemelen ben o kadar kalamam. Şöyle olur, işte muhtemelen gideceğim, işte 20-25 gün veya bir ay kalacağım. Tekrar buraya geleceğim, İstanbul'a geleceğim. Belki 3-4 hafta veya bir ay işte tekrar buraya burada kalırım. Bilmiyorum duruma göre. Sonra tekrar giderim. Hani o şekilde iki parti gitmeyi düşünüyorum. Yani bir ay bir ay şeklinde belki 2 ay kalırım. Ama bilmiyorum durumlara bağlı nasıl olur, ne kadar kalırız, nasıl yaparız. Şimdiden çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ama dediğim gibi bu sene Allah izin verirse bir tatil yapacağız. Aslında Aksel'le nasıl olacak gerçekten hiç bilmiyorum. Ama Allah'tan yalnız değilim. Çünkü dediğim gibi dayımlar orada. Diğer dayımlar zaten orada evleri var. Yengemler falan oraya gittiler bile çoktan. O yüzden yalnız değiliz. Zaten teyzemler gelir, annemler gelir falan filan derken yalnız kalmayız. İşin açıkçası alışveriş yapmam gerekiyor. Online'dan tabii ki aslında biliyorsunuz yazlık alışverişini yaptım ama şimdi işin içine yazlık girince daha fazla eksik var. İşte güneş kremi almam lazım. Deniz ayakkabısı mutlaka almam lazım. Çünkü gideceğimiz bölgenin denizi taş maalesef. Kum bölgesi de var ama hani esas ana plaj taş. O yüzden mutlaka aslında bir deniz ayakkabısı almam lazım. İşte güneş gözlüğü almam lazım. Güneş kremi almam lazım. Şapka almam lazım. Yani denize girmesi için şapka almam lazım. Almam da lazım, almam da lazım yani bayağı bir şey almam lazım. Aynı şekilde kendime almam lazım çünkü benim yazlık bölgede giyebilecek hiçbir kıyafetim yok. Şortum falan asla yok. Yani zayıflasam da yok çünkü benim çok uzun zamandır yazlığa gitmediğimiz için doğru düzgün böyle insan içine çıkacak bir şortum yok açıkçası. O yüzden kendime muhtemelen online'dan alışveriş yapmam ama burada yarın bir pazar var. Allah izin verirse yarın oraya gideceğiz. Bu Fatih değil de bu Fındıkzade tarafında Cuma pazarı mutlaka biliyorsunuzdur o pazarı. Gerçekten kıyafet konusunda gidilmeye değer çok güzel bir pazar. Oraya gideceğiz kuzenimle. İnşallah Aslan'ı aradıklarımı bulabilirim ama artık Aslan'ı aradıklarımı bulamazsam online'dan sipariş vereceğim. Zaten muhtemelen sizinle de paylaşırım zaten. Öyle gene giriş konuşmasından çok fazla uzattım. Kahvemi yaptım. Aslan Aksel hala uyuyorken gideyim kahvemi içeyim. Sonra görüşürüz. Evet, ben akşam yemeği hazırlıklarına başladım. Hatta bitirmek üzereyim. Şurada bir borcam patates kızarttım. Yani düşünebiliyor musunuz bunu kızartırken ki halimi? Ama bana bu hayatta çok yetiyken patates kızartan hayat size neler yapmaz deyip devam ediyorum. Burada hala bir soğuk patates kızarıyor. Burada domates sosum var. Burada etim pişiyor. Burada çorbam var, ısınıyor. Burada da şeyim var, pilavım var. Salatam hazır. İçemediğim Nescafem böyle. Yani şu an gerçekten mutfakta daraldım. Bütün ocaklar yanıyor. Ay, bir an önce bitsin gerçekten. Çünkü çok sıcak oldu. Ama az kaldı. İnşallah bitecek. Ha, bu arada yoğurt çıkarmam lazım. Yoğurdu da bir sarımsak doğrayıp sonra hepsini birleştireceğim. Herkese ertesi günden merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden Cuma ve şu an saat 3'e 5 var. Bahsettiğim gibi biz pazara gittik sabah kuzenimle. Biliyorsunuz dün bahsetmiştim bir tatil programımız var. İnşallah Allah izin verirse yazın tatile gideceğiz. O yüzden bu gideceğimiz pazar, gittiğimiz pazarda zaten biraz görüntü çektim size. Gittiğimiz pazarda normalde çok güzel kıyafetler olan bir pazardı. Ama ben gerçekten hiçbir şey bulamadım. Zaten ben normalde pazarlarda böyle gerçekten bir şey bulamayan bir insanım. Ama bu sefer gerçekten hiçbir şey bulamadım. Sadece şöyle bir tane sanki çok yiyebilecekmişim gibi şu Suriye cipslerinden var ya onlardan aldım. Çok merak ediyorum bunu. Yetindikten sonra veya bilmiyorum Samet yerim derse denemek için böyle nasıl kabardığını görmek için yapmak istiyorum. 5 liraydı bu. Bir tane şöyle aslana. Bir aslanla bunu görmüşken tabii ki kaçıramazdım. Bir tane tişört aldım şöyle. 20 liraydı bu. Bir tane de şöyle kitap aldım Aslan'a. Çünkü Aslan kitabı çok seviyor. Hele arabalı kitaplara bayılıyor. Neyse gelelim esas konumuza. Bir kahve yaptım çünkü gerçekten çok yoruldum. Sabah 10.30'da evden çıktık. 1 gibi eve geldik. Hiçbir şey bulamamamıza rağmen hani işte ay şurada buluruz burada buluruz deyip bütün pazara dolaştık ama gerçekten hiçbir şey yoktu. Dolayısıyla da ben bugünkü sporumu yürüyüş olarak yapmış oldum.
aklıma. Şimdi sizinle diyetle alakalı birkaç konu konuşmak istiyorum arkadaşlar. Bu işte videolarımın altına gelen yorumlara ve Instagram'dan attığınız mesajlara istinaden en çok sorulan 3 soru var. 1. Halsizlik oluyor mu bu diyette? 2. Ne spor yapıyorsun? 3. Açlık krizlerine nasıl başa çıkıyorsun? Kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum. Ben neler yapıyorum? Şimdi diyet listesini paylaşırken zaten söylemiştim. Bu diyet normal diyetlere göre evet çok ağır bir liste. Çünkü gün içinde sadece bir tane yemeği yiyoruz. Ve özellikle benim gibi küçük bebeğiniz varsa, gün içinde çok aktifseniz gerçekten birkaç gün sonra ister istemez halsizlik oluyor. Tabii ki bende de oluyor. Ben ne yapıyorum bu durumda? Mesela şu an Aslan Aksel öğlen uykusunda. Eğer gerçekten kendimi çok kötü hissediyorsam, yani yorgun hissediyorsam kesinlikle evdeki hiçbir işe elimi sürmüyorum ve Aslan Aksel ile beraber ben de yatıyorum. Yani tabii ki bu her zaman böyle olmuyor. Çünkü gün içerisinde gerçekten halletmem gereken, özellikle Aslan'ın uyuduğu zaman da halletmem gereken işler oluyor. Mesela ne oluyor? İşte Aslan uyanıkken evi süpürüyorum. O uyuduğu zaman evi silmem gerekiyor. O uyanıkken evi silmem mümkün değil. Ancak uyuduğu zaman evi silmeye vakit ayırabiliyorum. Ama çok yorgunsam onu da yapmıyorum. Evi süpürüyorum, ertesi gün yapıyorum. Yani aslında biraz da şöyle, yani ev işlerini kendime göre bir düzene sokmaya başladım. Çünkü genelde bizim evin rutin işleri, işte her gün ev süpürülür, tozlar alınır, yerler silinir. Ama bu yerler silinme konusunda biraz opsiyonluyum. Yani yerleri bir gün silip bir gün silmeyebiliyorum bazen. İşte yorgunluk durumuma bağlı oluyor. Eğer çok yorgunsam dediğim gibi yapmıyorum. Hiçbir iş yapmıyorum. Çünkü şöyle bir durum var arkadaşlar. Eğer kendimi ben çok yorgun hissedersem ve o son enerjimle de Aslan uyuduğu zaman işleri yaparsam, Aslan uyandığı zaman Aslan'a kim bakacak? O yüzden ben de Aslan'la beraber kendimi, enerjimi depolamaya çalışıyorum. Uyuyarak, dinlenerek. Uyandığı zaman işte olduğu kadar yavaş yavaş işleri halletmeye çalışıyorum. Bazen şöyle bir şey oluyor arkadaşlar, yani onu da yalanını söylemeyeceğim. Annemler, teyzemler çok yakın olduğu için eğer Aslan'la ben o gün uyuduysam teyzemi arıyorum veya annemi arıyorum. Anne, Aslan'ı bir saat alsana, ben işte evdeki işlerime bakayım diyorum. Aslan anneme gidiyor, bir saat onlar oyun oynuyor. Ben de evdeki işlerimi halledip gidip oğlumu alıp sonra geri gelebiliyorum. Bu şekilde de oluyor. Yani kısaca toparlamam gerekirse, kendime gün içerisinde Aslan uyuduğu zaman mutlaka 1-2 saat vakit ayırıyorum. Ha, uyumasam dahi mesela kahvemi alıp telefonda bir şeyler karıştırmak da beni dinlendirtebiliyorum. Mesela şöyle bir durum var. Ben kahvemi kalabalıkta içtiğim zaman gerçekten bir şey anlamıyorum. Mesela teyzemlere falan gidiyorum, annemlerde falan kahvemi içiyorum ama illa eve geldiğim zaman o kahvemi tek başıma yapıp işte telefonumu alıp telefonumu karıştırırken o kahvemi içeceğim. Kahve içtiğimi o şekilde anlıyorum. Yani tek içtiğim zaman kahveden tat alabiliyorum. Kalabalık olduğu zaman ne bileyim oradan bir ses, buradan bir ses. Kahve içtiğimi gerçekten anlamıyorum o zaman. Onun dışında yani bana en iyi gelen şeylerden bir tanesi dediğim gibi Aslan uyuduğu zaman uyumak. Aslan uyuduğu zaman ben de uyursam gerçekten o 2 saat falan Aslan neredeyse uyuyor, en az 1,5 saat. Ben de uyursam gün içinde gerçekten günün devamını daha enerjik geçirebiliyorum eğer ben de Aslan'la uyuduysam. Onun dışında bir de sporla alakalı çok soru geliyor. Ben spor düzenimi çok şükür artık oturttum. Onu da nasıl yapıyorum? Bir gün yürüyüş yapıyorum, bir gün spor yapıyorum. Bir gün yürüyüş, bir gün spor. Yürüyüşte hiç fark etmiyor. Dışarıda Aslan'la beraber. İşte maksimum 1 saat, minimum 40 dakika falan Aslan'la beraber yürüyorum. Yani 10.000 adımı tamamlamaya çalışıyorum işte açıkçası. 10.000'i de bazen geçiyor. Kendime mesela yürüyüş alanları çıkartıyorum. Mesela geçen günü Vakiki'ye gittim anneme. Biliyorsunuz birkaç kere bahsetmiştim annemin oradaki Vakiki'ye gidiyorum. Aslan'a bir şey alıyorum falan filan. Mesela geçen gün anneme gittim. Dediğim gibi oradaki Vakiki'yi dolaştım falan filan. Eve geldiğimde adımıma baktığımda 15.000 adımı geçmişti. Genelde bu şekilde yapmaya çalışıyorum ama eğer yürüyüş yapmazsam evdeki sporum ne oluyor? Ondan bahsedeyim. Esas önemli olan konu o bence. İlk 2 gün lastik yaptım arkadaşlar. 3 mil olanını. Ama şöyle bir şey var. Lastik yaptım ama çok uzun zamandır yapmadığım için mi bilmiyorum. Gerçekten ki onu söyleyeyim, yaparken bildiğin tartları giydim. İşte üstüme tişört, onun üstüne böyle yağmurluk gibi bir şey giydim. Eşortman üstü falan giydim. Gerçekten yani çok çok az terledim. Lastiğin bana göre olmadığını anladım. O yüzden de her zaman yaptığım, yani 70 kilolardayken her zaman yaptığım bir video vardı. Dün onu yaptım ve gerçekten böyle bir terleme yok arkadaşlar. Yani vücudunuzun her bir bölgesini ayrı ayrı çalıştırıyor. Bu kadar güzel bir video olamaz. Bu kadar güzel sporla alakalı gerçekten şimdiye kadar yaptığım en güzel videolardan diyebilirim. Gerçekten çok faydalı. Ben de bunu 70 kilolarken de yapıyordum. Videonun adı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Yanlış hatırlamıyorsam 30 dakikada 500 kalori yakma gibi bir adı var. Yani 30 dakikada 500 kalori yazarsanız zaten direkt çıkıyor. Sarışın bir hatun var kısa saçlı. Yanında da zenci bir abi var. İkisinin hareketleri gerçekten çok iyi.
Eğer o videoyu yapmadıysanız mutlaka o videoyu yapın. Benim bundan sonraki evde olacağım, evde yapacağım zaman yaptığım spor kesinlikle olacak. Ama o da nasıl olacak? Ama ben bu videoyu sanırım 4 gün daha yapacağım. Ondan sonra başka bir videoya geçeceğim. Onu da yeni buldum. O videonun adı da 30 dakikada 500 kalori harcamak için harekete geç. Aynen. Videonun adı bu. Orada da esmer bir abla var. Onun yaptığı hareketlerle beraber genel şekilde bir abi var yanında. Onların yaptığı hareketleri yapacağım. O video bundan daha beter. Ama şimdi şöyle bir durum var. Bu benim yaptığım videonun sonunu getiremeyen arkadaşlar o videoyu kesinlikle yapamaz. Çünkü gerçekten çok ağır videolar. Çok ağır hareketleri olan bir video. Leste gibi kesinlikle değil. Dediğim gibi vücudun her bir yerini ayrı ayrı çalıştıran videolar bunlar. O yüzden benim izlediğim yolu siz de izleyecekseniz kesinlikle ilk başta bu dediğim işte 500, 30 dakikada 500 kalori olan videoyu yapın. Ondan sonra 4-5 gün sonra zaten alışacağınız için diğer videoya geçin. Ben böyle bir düzen oturttum kendime. Dediğim gibi bir iki gün daha dediğim gibi biraz daha o video yapacağım. Ondan sonra diğer videoya geçeceğim. Eminim o videoda en az bu video kadar bana enerji sarf ettirecek. Çünkü zaten imkanı yok. Videoyu yapmadım ama izledim. İzlerken bile yoruldum. O derece etkili olan bir video. Ama bu sporla alakalı kesinlikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi benim bebeğim var ve aslında Aksel gerçekten asla yerinde duran bir bebek değil. Dolayısıyla gün içerisinde gerçekten beni çok yoruyor. O yüzden ben bu şekilde mesela aslan öğlen uykusundayken eğer spor yaparsam gün içerisinde kesinlikle biterim. Yani çünkü yaptığım sporlar, yani yaptığım videolar gerçekten ağır videolar. Videonun sonunda bir 15 dakika falan kendime anca gelebiliyorum. Ondan sonra gerçekten hani dizlerim falan tutmuyor. Dolayısıyla size tavsiyem bu tarz videoları yapacaksanız gün içerisinde değil akşam yatmadan önce yapın. Yani ben bu şekilde yapıyorum. Evet biraz geç oluyor böyle tam böyle yorgunluk daha çok çöküyor ama en azından spor yapıp duşumu alıp yatma şansım oluyor. Çünkü bu şekilde gün içerisinde yaparsam işte duş alıp yatma falan mümkün değil. Çünkü ben sporumu yapıp duş alana kadar aslan uyanacak. Ondan sonra onunla ilgilenmek zorunda kalacağım. Ne zaman dinleneceğim? Ama gece benim gibi çocuğunuz varsa, çocuğunuz uyuduktan sonra yaparsanız çok güzel, mis gibi sporunuzu yapıp duşunuzu alıp yatmaya hazırsınız demektir. Yani bu şekilde yaparsanız spor yapacağınız için, yorulacağınız için karnınız acıksa bile, böyle bir açlık duysanız bile kesinlikle yemeğe mecaliniz kalmayacak. Çünkü gerçekten çok yorgun olacaksınız ve bir an önce uyumak isteyeceksiniz. Bu da bence işte akşam kaçamaklarını engelleyecek bir yol. Bir de bu acıkma krizlerin oluyor mu? Acıkma krizleriyle nasıl başa çıkıyorsun? Kısaca ondan bahsedeyim. Evet, mesela acıkma krizlerim bazen oluyor. Ne yalan söyleyeyim. Mesela dün akşam oldu. Dün akşam gerçekten o patatesi eti yaparken canım çekmedi değil. Yani canım çekmedi desem gerçekten yalan söylerim. Evet, canım çekti fakat ne yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? Kardeşim, kuzenim Samet falan yemek yerken ben de Aslan Aksel'in karnını doyurdum. Zaten ben Aslan'ın karnını doyurduğum zaman onların da yemeğinin yarısına gelmişti. İşte onlara işte kola servisi yap, ekmek getir, işte bilmem ne getir falan filan derken onlar yemeğini bitirdi. Masadan o şekilde kalktık. Ama sonrası daha kötü oldu benim için. Masayı bir şekilde attım ama şimdi o yemekleri gördüğüm için karnım acıktı. Ne yalan söyleyeyim. Canım bir şeyler yemek istiyor. Ne yaptım biliyor musunuz? Benim klasik yöntemimdir bu. Canım gerçekten akşamları bir şeyler yemek istiyorsa, ki zaten benim canım genelde akşamları bir şey yemek ister. Gün içindeki asla açlık hissetmem. Gerçekten aklıma yemek gelmez ama saat 9'dan sonra, 10'dan sonra özellikle Aslan Aksel uyuduktan sonra bana bir böyle açlık krizi geliyor. Tatlı krizi geliyor. Ama işte dediğim gibi bunu da şu şekilde engelleyebiliyorum. Yemekten sonra eğer Samet gerçekten yorgun değilse, ki biliyorsunuz annem teyzem falan bize çok yakın, hemen diyorum ki hadi Samet annemlere gidelim, hadi Samet işte teyzemlere gidelim, işte şuraya gidelim, buraya gidelim deyip evden çıkıyorum. Eğer evden çıkmasam gerçekten bir şeylere saldırabilirim. O yüzden hemen evden çıkıyoruz. Ne oluyor? Teyzemlere gidiyoruz, annemlere gidiyoruz. Aslan Aksel'le ilgilenirken falan filan derken zaman bir şekilde geçiyor. Eve geliyoruz, zaten Aslan'ı uyutuyorum, ben spora başlıyorum, duşumu alıp yatıyorum derken gün bitiyor. Yani canım bir şeyler istediği zaman evden çıkmaya başladım bu aralar. Bundan önce de böyle yapıyordum. Zaten bundan önce de yapıyordum bu taktiği. Şimdi bu diyete başladığım zaman daha da çok yapmaya başladım. Akşamları pek fazla evde durmuyoruz artık. Genelde ya annemdeyiz ya teyzemdeyiz. Allah'tan onlar da böyle akşamları bir şey ye falan diye ısrar etmiyorlar. O yüzden böyle kendime böyle bir yöntem buldum. Dediğim gibi oraya gidiyoruz. Gelmeye yakın zaten Aslan'ın uyku saati geliyor. Aslan'ı uyutup hemen ben spora geçiyorum. Ondan sonra duş al yat falan filan derken saat zaten 1 oluyor. 12-1 oluyor yani.
Dolayısıyla benim yemek yememe de zaten fırsat kalmıyor. Çünkü zaten spordan sonra gerçekten dediğim gibi yorgun oluyorum. Ve bir an önce uyumak istiyorum. Gerçekten böyle anlattığın zaman kolay gibi geliyor ama gerçekten bunlarla başa çıkabilmek zor. Yani bir insanın diyet yapabilmesi başına gelebilecek en kötü şeylerden bir tanesi. Bazı insanlar diyor ya ben hayatımda hiç diyet yapmadım falan. Şaşırıyorum, gerçekten şaşırıyorum. Yani benim şimdiye kadar özendiğim, şimdiye kadar imrendiğim tek insan çeşididir o. Bir, yiyip kilo almamak. İki, işte hayatı boyunca hiç diyetle tanışmamış olan insanlar. Bu insanları kıskanıyorum, bu insanlara böyle imreniyorum yani, yalan yok. Ama yapacak bir şey yok. Hani bizim de bünyemiz bu şekilde. Yani biz hayatımızın sonuna kadar diyet yaptıktan sonra, ideal kilomuza geldikten sonra da yediklerimize dikkat etmek zorunda olan insanlarız. O yüzden artık bunu böyle işkence olarak değil, yaşam haline getirmemiz gerekiyor. Yani bir şekilde olacak. Evet, zor. Bir insan her zaman yediklerine dikkat etmek çok sıkıcı. Gerçekten çok sıkıcı ama şöyle düşünün. Bir süre sonra mide alışıyor artık. Mide gerçekten küçülüyor. Ve o eskiden tabak tabak yediğiniz yemeklerden yarım tabak yediğiniz zaman doyduğunuzu görüyorsunuz. Bu da çok güzel bir duygu. O yüzden ne yapıyoruz? Diyetimizi kesinlikle bırakmıyoruz. Eğer bir diyete başladıysanız o diyetin sonunu mutlaka getirin. Gerçekten sonunu getirdiğiniz zaman kazanan siz olacaksınız, sevinen siz olacaksınız, mutlu olan siz olacaksınız. Ki şu kilo verme döneminde diyetini bitirip kilosunu layla vermiş olmanın mutluluğu gerçekten hiçbir şeyde yok. Çok kez denemiş biri olarak bunu söylüyorum. Biraz sabır, gerçekten biraz sabır. İşin sonunda biz sevineceğimiz için, biz kazanacağımız için ne kadar zor olsa da yapacak bir şey yok, dayanacağız. Çünkü zorluk olmadan gerçekten bir şey olmuyor yani. Buna diyette dahil. Umarım aklınızdaki soruları biraz da olsa cevaplayabilmişimdir. Eğer bu tarz sorularınız varsa lütfen yorumlar kısmında belirtin. Her videomda söylüyorum ve görüyorsunuzdur zaten. Her videomun altına gelen yorumlara anında olmasa bile en az bir saat içerisinde geri dönmeye çalışıyorum. Neredeyse cevapsız bıraktığım yorum yok. Gerçekten elimden geldiği kadar dönmeye çalışıyorum. O yüzden merak ettiklerinizi bana yorumlarda mutlaka sorun. Gerçekten cevapsız kalmayacaktır. Sonuçlarınızı bekliyorum. Her zaman söylüyorum. Lütfen bana sonuçlarınızı bildirin. Yorumlarda birbirimizi motive edelim. Çünkü siz yorumlarda sadece bana yazmıyorsunuz. Bu diyeti yapan tüm arkadaşlar o yorumları inceliyor. O yorumlardan motive oluyor. O yüzden sonuçlarınızı, nasıl gittiğini, diyetinizin, hangi sporları yaptığınızı siz de belirtirseniz herkese fikir olur. Öyle, ben artık gideyim. Beni buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Beni Instagram'dan da takip etmeyi lütfen unutmayın. Onayda giden 55 kilo isimli hesabımdan. Kendinize de çok iyi bakın. Diyetleri sakın bozmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.